Selam arkadaşlar. Şu anda Eryaman'dayız. Asya'nın mutfağındayız. Böyle deyince de yemek... Açık adres verseydim. Arkadaşlar bugün Fitbit tarifler yapacağız, bir şeyler yapacağız. Evet Asya, izleyici için biraz kendinden bahset. Sen kimsin, ne yapıyorsun? Ben personal trainer'ım. 2016'da malum spor salonlarından birinde işe başladım. Yine aynı şekilde PT'liğe devam ediyorum. Bir yandan ben de bu sene yarışmaya karar verdim. O yüzden ben de diyetteyim. Bayağı sağlam hazırlanıyor bu arada. O da sponsor olun, para lazım. Yanlış anlamazsınız, dilenci değilim. Cidden hakkını vererek hazırlanıyor. Ben zaten Asya'nın storylerini görüyorum sürekli. Böyle şekil şukul tabakları hazırlayıp huzurlu storyler atıyor. Dedim, bana da yap bir şeyler. Dedi ki, sana balık vermeyeceğim, balık tutma öğreteceğim. Onları yapmayı öğreteceğim. Hayır, olur da yarın öbür gün devamlı böyle bir rutin olur. Benden istersin falan diye şimdiden öğreteyim dedi. Ayağım alışmasın diye, aynen. Kendini öğren. Bir yandan benim de aslında bu fit tarifler cheat günüm gibi olacak. Hmm. Çünkü normalde onları da yememem gerekiyor. Bu arada arkadaşlar, kanala hala abone olmayanlar varsa şuradan bir yerden de abone olabilirler. Asya'nın Instagram'ı da açıklamada zaten var. Onu da takip edin. Fit tariflere devam edeceğiz diyormuş. Fit tarifleri şimdi şey oluyormuş senin Insta artık, böyle yemek Insta'ları oluyor ya. Şimdi bir alışveriş yapacağız. Malzememiz yok. Böyle seçeceğiz beraber, ne yapacaksak artık ben bilmiyorum. Beraber seçeceğiz. Bu arada artık biz bu kısmı bitirelim diye gözümün içine bakıyor çünkü çok acıktı. Çok. Cheat gününü böyle iple çekti. Sabah sadece yumurta ve salata yedim. Kalan kısımları oradan ayarlayacağım. Büyük ihtimalle yarın da böyle bütün gün kardiyo falan yapacağım, antrenman. Pişmanlık oluyor mu böyle bozduktan sonra? Oluyor. Uykularım kaçıyor. Harbi mi? Evet. Çocuklara sorarlar ya, baban ne iş yapıyor falan diye. Benim babam da İtalyan mutfağı şefi. Söylüyorum. Herkes suratıma bakıyor, şöyle bir sırıtıyor, belli oluyor. Raviolileri lokum gibi atıyorsun akşam. Evde her akşam yemeğinde kavga, ağlama, dövüş. Ben yemek istemiyorum kesinlikle falan. Biz arkadaşlar şimdi alışverişe gidiyoruz o zaman. Video devam ediyor. Fıstık ezmesi reyonuna geldik. Evet, seç bakalım. Şimdi bir fıstık ezmesi gurmesi olarak. Sen bu işleri biliyorsun. Yaz bir tane mi hakkımız var? Nasıl bir tane mi? Bir tane mi seçmem gerekiyor? Yo, bugün istediğin her şeyi alabilirsin. Gerçekten mi? Her şeyi ben ödüyorum. Oley. Babacık seni alışverişe getirdi. Şükür dedim. Bak zengin yürüyüşü de geldi. Bunu hep buradan besleniyormuş. Aynen. Ne kadar yakışıyorum değil mi reyona? Oh, şekersiz. Reyona sığmıyorsun ama. Ben reyona zor sığdım. Bak sığamıyorum. Latları aç, pozunu ver. Glutensiz koyun çunu. Aynen. Hiç lezzetli durmuyor ama sen yapınca lezzetli mi duracak? Evet. Tamam. Stevia alacağız bir de. Tabii efendim. Bir de vegan süt alacağız. Bir de tabii düşüneceğim efendim. Daha. Biraz daha masrafa sokacağım seni yani. Tamam. Bugün babacık ödüyor ya. 0.2 gram şeker de glutensiz de olursa daha güzel olur. Peki Asya, bir şey diyeceğim. Senin 100 gramında 100 gram şeker var biliyor musun? Çok mutlu oldum. Hangisini alalım? Şef sensin. Antrikot alırız. Antrikot mu alalım? İnsan gibi yiyelim. Kuşu tamam. Başı 200 gram olsun. 999 gram alalım. Ama 1 kilo olmaz abi, 1 kiloya param yok. Tam 1 kilo oldu. Tamam abi. 998 de olabilir ya. Sorun yok. Sakız alırım o paraya da. 8 de kalıyor. Kalsın, sakız alırım abi. Besle beni. İyi bayramlar abi. Arkadaşlar Brezilya fındığıymış. Bu da bayağı iyi. Günlük beslenmemize eklemeli miyiz yani? Bir şey diyeyim mi? Net çok iyi. Bunun kilosu ne kadar? Şu an biz 100 liralık yedik herhalde. Ağzımdan 50 liralık çıktı daha. Bu da Hindistan cevizi kurusu. Şekeri azaltılmış. Asya'nın tarifine tam uyuyor. O yüzden biz 50 gram alalım bundan. 100 gram alalım. Muz kurusu aldım. Şöyle gösterelim. Burada örneği var. Kilosu 1750 TL. Paraya kıydı yine. Şurada 100 liralık var zaten. Babacık kıydı paraya yine. Arkadaşlar burada pikan cevizi var. Kilosu bunun da aman. 300, kilosu 2200'deydi, şu an 300 lira düşürdüm yanlışlıkla. Plants vs. Zombies diye bir oyun vardı biliyor musun? Hı hı. Oradaki evet. Cevize benziyor bak tipi. Aa evet. Burada da zarında kavrulmuş kaju var. Kilosu 10.200 lira arkadaşlar.
Bizi valla iyi beslediniz. Çok teşekkür ederiz ya. Avşarlar kuru yemişe teşekkür ediyoruz. Bize, ya burada biz ayaküstü 1000 liralık kuru yemiş yedik ya valla. Karnımız doydu şimdiden. Çok sağ olun. İnce ötülmüş oluyoruz bunda değil mi? Aynen. Çünkü midemiz bir kuş tüyü kadar hassas olduğu için ince ötülmüş. Prensesler tercih ediyoruz. Prensesler gibi bir midemiz olduğunda. Aynen öyle zaten. Prenses gibi midemle ünlüyüm. Başka bir şey? Bir de vegan süt. Vegan, niye vegan? Çünkü inek sütü ve keçi sütü gibi şeyler, ürünler insan sistemine uygun değil, sindirim sistemine. Dolayısıyla vegan sütle besleniyoruz. Bu ciddi mi bu arada? Evet. Abi ben şeyleri de anlamıyorum. Bak yargıladığımdan değil sadece anlamıyorum. Neden vegan olursun abi? Yani böyle kuzuyu ısırmak varken. Şu an şey haterlar. Hater değil ben bak anlamıyorum linç, diyorum. Linç yersin şu an. Bak yargılamıyorum ama anlamıyorum. Yani şöyle. Bu hayvanı ısırmadan 250 kilo bench atamıyorsun kardeşim. O toynakların tadını bir hissetmek lazım. Arkadaşlar bu arada Fitbit Ayana bana şu an ev alışverişi yaptırıyor. Şu an beni köle olarak kullanıyor. Lan gidip en pahalılarını alıyoruz her şeyi. Köleler. Bu arada cidden şu sütün fiyatı 63 lira. 20 liraydı birkaç ay önce. Şu anda 65 oldu ve 2 dakika sonra 67 olacak zaten. O zaman çıkalım ya alacak başka bir şey kalmadı değil mi? Şey Misto'yu bir de köpek maması alacağız. Tabii efendim. Battık arkadaşlar, battık. Çok kötü battık. Fitbit ayağına bana kilosu 1000 liralık şey aldırdık. Kuru yemiş aldırdık. 5 katı fazla kitledi. Ama sor bana normalde nasıl besleniyor? Ne kadar amali? Normalde şeyden. 150 gram indi, 100 gram pirinç. Onlar da 1000'den. Evet arkadaşlar, alışverişimiz yapıldı. Burada neler var ya burası? Ya ben açıkçası biraz daha dolu bir alışveriş bekliyordum. Az ve öz oldu. Az ve öz oldu. Yani harcımen küçük ama... Maddi olarak büyük oldu. Yani bence... Kaliteli şeyler aldık. Evet. Burada antrikot var, avokadolar var. Şurada protein tozumuz var, 3 ölçek. Burada kuru yemişlerimiz var, şekil şukul kilosu 20 bin liralık şeyler. Normal hayatımızda asla yemediğimiz şeyler. Aynen öyle. Adını duymadım. İnce ötülmüş yulafımız var. Pirinç unu, sünger babu neydi? Stevia'mız. İki çeşit fıstık ezmesi. Yani sen öğreteceksin bana şimdi bir şeyler artık. Ya ben öğreteceğim ama sen öğrenecek misin önemli olan? Yok ben şurada yatacağım. Sen hazırlayacaksın. Çalış lan. Karı. Tabii. Tabii efendim. Ay ben de kendim bir şeyler sağlıyorum bak evden. Böyle yumurta, zeytinyağı falan her şeyi sana aldırmadım. Evet teşekkür ederim. Bu kadar düşünceli hani, olma ya. Benim de bütçemden çıkıyor burada şu an. Bu videodan sonra Asya'nın Instagram'ında bir soru cevap olacak bu arada. Şöyle. Bittiksin. Tabii normal şimdi babam İtalyan mutfağı. Dur deyince duracağım. Dur deyince duracağım. Tabii tam yeter. Birazcık şimdi ben de hiç sevmem et ellemeyi. Onu da sana yaptırdım iyi oldu. Ben et ellemeyi severim. Kekik biraz fazla oldu ya. Bu kadar bırakabilirsin ellemeyi artık. Dayanamıyorum ama. Çok hoşuma gitti. Evet buradan mı şimdi? Aynen. Güvenemedim sana burada çok ziyan edeceksin gibi geldi. Derken kendim sapladım. Bir şey olmaz ya. Babacık ödedi zaten. Kendim alsam böyle yapmazdım zaten. Atsana bunları çöpe. Bunları çöpe. Tabii efendim. Ne i̇şte yapıyorsun? O avokado temalı çorapları bir hafta kullanılmış satışa çıkaracağız videodan sonra. Onlar OnlyFans'ta arkadaşlar. Çok güzelmiş. Ağzıma verir misin şakası yapmayacağım. Onu yaptık zaten. Bunları şuradan kesiyorum. Hı hı. İçindeki çekirdeği rendeleyip şöyle şey yapıyorum. Niye rendeliyorsun? Kalanını da çöpe atıyorum. Aynen. Çekirdeği yiyoruz. Ben inandım ha. Niye rendeliyorsun? Ama tam güzel almışız avokadoyu. Tam. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Herkes bilmez böyle olmuş avokadoyu. Allah'tan kuru yemişle beslediler misin? Hem de ne ceviziydi? Şey pikan cevizi. Adını bile hatırlamıyorum. O kadar pahalı ki adını bile. Çünkü hani alma şansım yok. Şu an adını söylerken para ödeyesim geliyor. Sen standart günlük beslenmende yumurta var mı senin? Yok. Çıkarttım. Pahalı diye mi? Pahalı diye. Param yok. Çok güzel. Alsa aldım. Tabii ki aldım. Yanına bile getirdim. Peki yanında taşıyor musun her yerine? Hayır, mi? Senin için getirdim. Teşekkür ederim. Biraz da fıstık ezmesi koyacağız. Koyalım ya.
İki cins mi koyacağız? İkinci cinsi şeyi de koyacağız. Eve aldın mı sen? İnsanlar şey bir hazırlıyorsun böyle film falan. Keyif yapa yapayız. Daha introda zaten gidiyor. Tabii canım biz şimdi açacağız Harry Potter'ı. Harry daha ilk büyüsünü yapmadan yemek gitmiş olacak. Ama birazcık büyük oldu o sanki. Büyük daha iyi mi? O şekilde de Allah Allah. Nasıl baktıysa ben. Arkadaşlar, burada mükemmel bir soframız var. Kaç dakikalığına burada kalır sence? Bence uzatmayalım, sen bayağı acıktın. Ben çok acıktım. Haydi girişelim direkt. Anka kuşu. Anka. Nasıl doğru. Unutursun? Unuttum. Nasıl unutursun? Unuttum. Yüzü ben unuttum. Expelli Yulafus. Başka en iyi olduğun büyü hangisi? Imperius Lanet'i. Kontrolüm ama çok iyidir. İyi domine ederim. Evet arkadaşlar. Yediklerimizi sindirmek için biraz yürüyüşe çıktık. Gope'ye gezdiriyoruz. O da tabii bizimle birlikte yedi bir şeyler. Eline sağlık, çok güzeldi. Afiyet eline olsun. Koluna sağlık. Çok alışma. Ayağım alıştı benim artık. Ben hiçbir şey öğrenmedim. Full yemeğe geleceğim. Asya'nın Instagram'ı da açıklamada. Onu da takip edin, beni de takip edin. Bu videoyu biz artık burada kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sana bir şey dedik ama. Gerek yok. Senin videon. Ha.